Değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Çoban Hamidiye mahallesinde resmi kadastro yola cepheli 10,5 dönüm bir tarlamız var. Yerimiz burası. Arabayla tarlanın içine kadar girebiliyorsunuz. Bu bir avantaj. Bakın, arabayla tarlanın ortasındayız. Hemen yolumuz bu ağaçların olduğu yer. Sağlam bir yol. Yaz kış aracınızla girebilirsiniz. Malzeme atılmış. Hemen asfalttan ayrıldık. Çok yakın asfalta, 300-400 metre hemen arabayla girdik. Resmi yol. Tarlamız çok güzel. Yolun üstünde kalıyor. Evet, yolun üstünde kaldığı için havadar bir yer. Sınırlarımız bu ağaçlar sınır oluyor. Bakın bu şekilde buradan devam ediyor. İleriye doğru gidiyor. Acaba aşağıda mı bitiyor, devam ediyor mu? Aşağıda bitiyor abi. Evet, aşağıda bitiyor. Biz şu an tarlamızın sonuna doğru ilerliyoruz. Arka kısmına. Bakın, yerimiz güzel, gayet güzel. Alt kısmında şöyle bir dereye gibi iniş var. Bu kısım %20-%30 meyilli. Çok aşırı bir meyil yok. Yani tarla zaten ota biçilmiş, buralar sürülmüş. Bakın, tertemiz bir tarla görüldüğü gibi. Ot falan biçilmiş. Altında da güzel böyle ağaçlar, koruluk oluşmuş. Sınırımızda orası. Güzel, karşısı güzel bir manzara, çam ormanları görüldüğü gibi. Bu tarlamızın son kısmı. Burada yaklaşık bir 2 dönüm, 3 dönümlük kısım burası. Ve burası üst nokta. Üst noktası bakın dümdüz. Bu ağaçlar sağ taraftaki sınır, bu ağaçlar sol taraftaki sınır. Burada böyle biraz hafif daralma var. Ama yol kısmı, ana yol kısmı geniş. Güzel bir doğası var buranın. Rakım olarak da 500 rakımlarda. Evet, 500 rakım. Güzel bir havadar yer yani. Böyle rakım olarak ovada değil, dağlar karşınızda, müthiş bir manzara, güzel bir hava, güzel bir esinti. Bakın, içerisinde yine bir büyük ağaç var. Arabayla, bakın, tarlamız o kadar güzel ki taş yok, tertemiz, ekiliyor, dikiliyor. Ne ekersen burada olur. Bakın ne kadar düzgün bir tarla bu kısımlar. Çok hafif, böyle tatlı bir meyil, sizi yormayacak. Güzel bir yer. Burada hemen arı koymuşlar. Arı kovanları var. Sınırımız bu ağaçlar. Tarlanın içerisine arı kovanları koymuşlar. Bakın, yol kısmı da hemen bu çalıların, ağaçların olduğu kısımda. Biz buradan giriş yaptık. Bu büyük meşe de tarlamızın içerisinde. Evet. Yani yer güzel bir yer, keyifli bir yer, hoş bir yer, güzel bir esintisi olan bir yer. Bakın, yol, biz buradan hemen şuradan girdik. Burası da yol. Bu kısımlar yolun üstünde kaldığı için buradan bir giriş yok ama şu kısım yolla beraber. Yani yolun üstünde, yolun altındaki tarlalar daha basık olur. Burası yolun üstünde, havadar, harika bir yer. Burada ne yapılır? Burada istediğin kadar hayal kur, değil mi? Evet abi, çok güzel bir yermiş. Ben hayal kur, güzel bir yer çıkacağımızı sanırım. Hayal kur, şiir oku, şarkı söyle, değil mi? Türkü söyle, canlı yayın yap, her şeyi yap burada. Yani burada, yani herkesin hayaline hitap edebilir yani. Yaz kış yolunuz var. Aracınızla yaz kış tarlanın içerisine gelin. Yolun kenarında, asfalt yola çok yakın. 300-400 metre. Hemen köye de yani 1 kilometre yakın. Çok uzak değil. Havadar, hep esiyor güzel. Bakın, bu sıcaklarda böyle mis gibi esinti var böyle. Ve oksijen esiyor. Güzel hava esiyor. Pis hava, fabrika havası, egzoz dumanı esmiyor değil mi? Evet abi, çok güzel. Ağaçların getirdiği, dağlardan, topraklardan kokan o güzel koku, efendim nane kokuları, efendim lavanta kokuları, efendim hayvan gübre kokusu, hayvan kokusu yok yani burada gerçekten. Güzel bir doğa. 10.500 metrekare. Burayı alan pişman olmaz. Burada her türlü yatırım yapabilirsiniz. Her türlü iş yapabilirsiniz. Su yok, elektrik yok. Doğadan, güneşten elektriğinizi alacaksınız. Suyu da sondajla çıkaracaksınız. Ondan sonra burada hayalinizdeki çiftliği kuracaksınız. Evet, hayalinizdeki çiftliği kurmaya çok yakın. Son demler, son fiyatlar. Burayı alın, kaçırmayın diyorum. Evet değerli dostlar, burası bizim tarafımızdan satılacak. Bakalım bu güzel tarlanın sahibi kim olacak? Bizi izlemeye, yorum yapmaya, beğenilere basmaya unutmayalım. Hayırlı günler, hayırlı haftalar.